Şimdi Temel Dursun'a diyor ki, ulan Dursun ormandasın diye ayılan karşılaştın, ne yaparsın? Tüfüğümü ateş ederim. Diyelim ki tüfüğün yok, bir yerden bir odun alırım vururum hadi. Diyelim odun da bulamadın, diye taş alı atarım ha. Diyelim taş alın da taş da bulamadın, ne edeceksin? Temel sinirleniyor. La Dursun, bak delikanlı gibi söyle. Sen ayıdan yana mısın yoksa benden yana? Temel, Karadeniz'de biliyorsunuz bal var. Temel bal pedeklerine bir ayı tanınmış ki hiç bal yaptırmayı. Ne kadar bal pedeği var ise vuruyor indiriyor aşağı. Gürgen ağacına çıkıyor. En sonunda Temel çekti ayıyı vurdu ama adliyeye çağırdılar onu. Niye? Av mevsimi yasağında ayıyı niye vurdun? Hakim Bey dedi, ben dedi köylüyü kurtardım dedi ya. Ceza mı vereceksiniz? Evet oğlum, ceza verecek. Vermeseniz olmaz mı? Oğlum buraya kanuni maddesi var demiş. Burada bizle alakası yok. Burada kanuni var. Temel dedi ki hakim bey, o kanuni oraya kim yazdı? Hakim bey de normal olarak dedi ki Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri yazdı. Temel açtı bağrını. Dedi hakim bey, beni vur, gam yersem şerefsizim. Ayının ki mecliste bir adamı var, benim yok, ben ölmeyi hak ettim. Böyle bazen siyasetçileri de sataşır. İlk ekrana çıktım, dedim ki televizyonda Karadeniz'de milletvekilin Temel gezdirirken sayın vekilim buradan çok dikkatli yürü, buraya çok eşekle yuvarlandı. Dedim tabii öyle. Sabah bir de baktım ki odamda oturuyorum, bakanın bir tanesi bizim Trabzon'da. Lan dedi, akşam anlattığın eşek kim idi? Telefonları. Ben de dedim ki sayın bakanım, sen uçakla gidip geliyorsun, sağ der miyim dedi. Sağ olduk, kapattık. Ofli, Rizeli, Bayburtlu kadıların devrinde rakı içerken yakalanıyor. Kadı bunları tüzüğü sıraya. Diye hepsine 100 kırbaç vurun, birer istek hakkı verin. Rizeli, nedir istiyorsun? Rizeli diyor ki benim istiyorum arkama bir balon bağlayın. Bağlayın arkaya kırbaçtan 40 te patlayı 60 kırbaç yiyir Rizeli. Sıra geliyor. Bayburtlu sen ne istiyorsun? Diye ben de Rizeli gibi isteyelim. Bağ da bir balon bağlayın. O da 30 te patlayı 70 kırbaç yiyir Bayburtlu. Sıra Ofli'ye geliyor. Kadı diyor ki la Ofli sen direkt Allah'a bağlısın. Senin iki istek hakkın var. Birincisi nedir? Ofli diyor ki 1000 kırbaç vurun bak. La sen manyak mısın, adam yüze dayanamay. 1000 kırbaç benim istiyorum değil mi lan? Vurun 1000 kırbaç. Kadı diyor ki peki ikinci istiyorsun nedir diye. Ya bu Bayburtlu'yu arkama bağlayın. Hakiki hocalar baş tacımız ama sahtelerine bir tekme vurmak lazım. Ofli Hoca vaiz idi. Ey hatun kişiler, bu akşam Egez kabisini açık bıraksın, Hızır Aleyhisselam gelebilir. Bağda bire benziyor. Ertesi sabah sorayı, ey kadınlar kimin evine geldi? Bir kadın parmak kaldırdı. Hoca benim evime geldi. Diye cennetlik görmek isteyen bu karıya baksın. Hocalar her hocaya inanılmaz biliyor musunuz? Hocanın bir tanesine gidiyor, sahte hoca bu. Kız diyor ki hocam avukatla yatacağım ne olur 5 sene yersin diye. Hocam diyor hakimle yatacağım ay hiç kurtuluşun yok diye 10 sene yersin diye. Hocam diyor peki diyor doktorla yatacağım ondan hiç kurtuluşun yok 5 sene de oradan yersin diye. Kız diyor ki peki hocam seninle yatacağım. Sen cennete gitmek istiyorsun. Koca dedin de aklıma geldi. Teravih namazına gittim. Teravih de çok hızlı kıldırıyor. Yarıya geldi kocanın kulağına dedim. Hocam çok hızlı kıldırıyorsun. Bir defa Subhane Rabbiyel Ala zor diyorum. Koca eğildi kulağıma diyor ki halına şükredi lan diye ben hiç diyemiyorum diye. Şimdi hoca dediniz ya, koca vaiz ediyor camide. Harıl harıl vaiz ettiği adam dans geldi dedi ki Ofli Hoca'ya.
Hocam bir zahmet cemaate söyler misiniz? Eşeğimi kaybettim, kören oldu sabaha söylesin. Hoca da zaten tabii ki harareti vaiz idi ya. Dedi ki de o kabinin yanına otur, ben söylerim diye. Gitti kabinin yanına oturdu. Vaiz bitti, oflu koca sorayı. Ey cemaat, dediklerimden bir şey anladınız mı? Ön taraftan bir adam parmak kaldırdı. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Döndü kabinin yanına adama dedi ki, hemşerim ha bununla idare eyle eşeğin bulunana kadar. İnatlaşma var Karadeniz insanında. Tabii ki inat var tabii, temelde de var. Temel eczane giriyor. Tavuk var mı hemşerim diye. Hemşerim diye buraya tavuk olmaz, eczane burası. Ertesi sabah gene geliyor. Abi tavuk var mı diyor. Oğlum tavuk olmaz burada, burada eczane bak ilaçın ayrık diyor. Üçüncü gün gene geliyor temel, tavuk var mı? Allah belanı versin lan diye. Benim başım belaya sokacaksın diye. Git kafamdan diye. Ne kızarsın diye temel. Madem yoktur cama yaz sen de, burada tavuk yoktur. Eczacı var ya, koskoca eczanenin camine yazıyor. Burada tavuk yoktur. Temelden kurtaracak. Temel ertesi gün gene geliyor diyor ki, abi tavuk ne zaman gelecek? Şimdi oturuyor bir masaya, tabii ki toplantıda adama kafayı takmış, yeter ki takmasın. Adama diyor ki, sen Japon musun hemşire? Değilim diyor adam. Dönüyor biraz sonra, sen Japon musun? Abi değilim abi diye. Kendini biraz sonra, abi sen Japon musun? Adam en sonunda sinirli. He lan Japonim ne olacak diyor ki, vallahi hiç benzemiyorsun. Maymunla temele görev veriyorlar. NASA uzaya çıkacaklar. İkisine görev zarflarını veriyorlar. Neler yapabileceğini veriyorlar. İkisini de gönderiyorlar. Uzaya çıktıktan sonra temel diyor ki, maymuna herhalde az görev verdiler. Ben maymunun zarfını bir açayım. Maymunun zarfını bir açayla mekik kontrolü, uzayda fotoğraf alma, fotoğraf verme. Yani bütün teknik konuları saymışlar. Temel'in morali bir bozuldu, maymuna verilen görevlere bak demiş. Sıralamışlar aşağı doğru. Diyor ki, bana daha çok görev vermişler. Kendi zarfını açaya inanır mısın? İki satır yazayım. Maymuna iyi bak. Temel fırıncılık yapayım. Kadını bir tanesi telefon ediyor. Temel, bugün aldığım ekmeğiniz dendiği çorap çıktı. Temel de sinirli diyor. Takım elbise mi bekliydin hanımefendi? Temel adaya mahsur kaldı. 40 sene orada saç sakal ağarmış bir vaziyette. Düşünebiliyor musunuz o yaşantıyı? Ve 40 sene sonra bir tane kadın denize düşüyor ve o da yüzerek karaya çıkıyor. Temeli görünce ah Temel diye, bütün arzuların yerine geldi herhalde. Çünkü bayan olarak çıkıyor ya. Bütün arzuların yerine geldi değil mi? Şimdi sen neşelisin. Temel de diyor ki, kurban olayım sana, misir ekmeği mi götürdün? Yamyanlar Temel'i yakaladı bir gün, götürdü ormana. Kodilerin kazana pişiriyle pişirirken aşçı da kepçeyle Temel'in kafasına vuruyor ikide bir. Reis dedi ki, ulan niye vuruyorsun kafasına diye ya. Zaten pişiriyorken diye ya, aşçı ki niye vurmayayım, içinde patatesleri yiydi. Evet, herkes karısından, herkes hayatında muhakkak ailesinden geçimi vardır. Ama Temel'in geçinme stili bambaşkadır. Temel'le bazen Fadime'nin arasında öyle olaylar geçer tabii, evli vakti. Şimdi Temel'e değil de Fadime'le konuşmayasın, nasıl anlaşıyorsunuz? Diye, benim ihtiyacım oldu mi islik çalayırım Fadime kalıyı. Peki Fadime'nin ihtiyacı oldu mi son, ne yapıyorsunuz? Diye, o zaman da Fadime kalıyı, Temel islik mi çaldın diye.